Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. French Bulldog köpeğimiz Carla şu an 8. ayına girdi. Yani 8 aylık oldu. Ortalama 9-9,5 kilo civarında. Atletik bir köpek. Biliyorsunuz zaten diğer videolardan. Dışarıya tuvalet eğitimi vermeye çalışıyorum. Artık evde çok yapmıyor. Normalde biliyorsunuz bir pet sistemi kurmuştum. Pede kakasını çişini yapıyordu ama şu an 3 gündür falan dışarıya alıştırıyorum. İlk zamanlar bayağı yoruyor. Şu an zaten çıkarttığım bir 10 dakika oldu. Yemek yiyeli de 1 saat oldu. Dışarıya yapmamakta diretiyor ama sonunda yapıyor. Çişini kakasını. 8. ayına girdi arkadaşlar. Öğün olarak normalde 3 öğün veriyordum mamasını. Şimdi öğünün 2'ye düşürüp yediği mama oranını arttırmayı düşünüyorum. Dediğim gibi günde 200 gram civarında bir mama yiyor. 200 gram ideal. Onun içinde doyurucu oluyor. Şimdi dışarı çıkmaya başladık zaten. O yüzden biraz oranı da arttırabilirim. Çünkü egzersiz çoğaldı. Keyfi sağlığı çok şükür yerinde. Parazitlerini yeni yaptırdım. Bir de bir tüy dökümü var. Tüy dökümüne bir çözüm bulamadık arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın döküyor. Neler denedim neler. Çeşit çeşit mama değiştik ama maalesef. Mevsimler biraz karışık olduğu için. Hayvan da biraz... Hayır Carla, hayır. Denge olarak biraz şaşıyor tabi. Bir anda bir sıcak oluyor. Sonra 15 derece birden, 15-20 derece birden düşüyor. Hava sıcaklıkları. Bundan dolayı biraz sıkıntı oluyor tabi. Şimdi ben dışarıda Carla'yı diğer alanlarda da gördüğünüz diğer alanlarda da yavaş yavaş serbest bırakmaya başladım. Ama tamam bunu şu şekilde yapıyorum. Serbest bırakırken. Bırakıyorum. Bıraktıktan sonra çok uzaklaşmadan tekrardan yanıma çağırıyorum. Yanıma geldikten sonra da ödülünü veriyorum. O şunu biliyor. Ben genelde bir ıslık sesi böyle onu mutlu edecek şöyle bir ses tonuyla çağırdım zaten. Koşarak geliyor arkadaşlar. Yani uzaklaştığı zaman bakın şimdi uzaklaştı. Şu an vermiyorum. Hey kızım gel yanıma. Gel kızım. Tabii kapalı alan demeyin. Normalde dışarıda bıraktım. Şimdi çocuklar falan var diye bırakmak istemiyorum. Bir şey yapmıyor ama oynamak istediği zaman insanlar korkabiliyor tabii. Bir oyun istiyor da herhangi bir şey yapacağından değil. Hayır zıplamıyorsun. Hayır. Burada enerjisini atmaya çalışıyoruz. Bak birini gördü. Direkt tele koştu. Tamamıyla oyun odaklı bir köpek. Oyundan sıkılmayan. Evin içinde de emin olun en basit bakabileceğiniz. Yani ciddi anlamda sorumluluk istiyor ama evin içerisinde bakabileceğiniz en kolay ırk French Bulldog'lar. Hem tüy yapısından dolayı ne kadar tüyü dökse bile kısa tüy olduğu için yani süpürgeyle alabiliyorsun. Elektrikli süpürgeyle zaten süpürüp alabiliyorsun tüy dökse de. Uzun tüylü köpekler daha sıkıntı oluyor bu konularda. Tüy dökümü de çok oluyor. Onların bakımı, tüy bakımı ayrı bir bakım oluyor onlarda. Ya bunun ekstra tüyüyle uğraşmanıza gerek kalmıyor açıkçası. Ben tarayıp geçiyorum. Haydi bakayım. Ara ara videolar atıyorum. Siz de şunu fark edin diye. Ayına göre ortalama kilosu ne olmalı? Yani şu an Carla ciddi anlamda ortalamada iyi.
Dişiler erkeklere göre biraz daha küçük kalabiliyor. Buna rağmen işte 8. ayına girdi. 9-10 kilo arası. 9,5 kilo diyebiliriz. Kemik yapısı, kas yapısı çok iyi. Kafa yapısı tam, yani vücuduna göre normal ama kafa yapısı tam istediğim gibi olmadı şu an. Bunlarda kafa yapısı dönem dönem, bazı köpeklerde çok erken patlıyor. Mesela vücut küçük olsa da kafa yapısı çok büyük oluyor. Dediğim gibi yani yetişkinliğe eriştiği zaman yaklaşık 4 ay sonraya kadar, işte 1 yaşına girdiği zaman benim tahminim bir 13 kiloyu bulacaktır. 13-14 kilo civarı olacaktır diye düşünüyorum. Gel kızım. Dışarıda bir yarım saat yorduğunuz zaman arkadaşlar, eve gittiğinde otomatikmen yatıyor hayvan. Yani o da stres olmuyor, siz de stres olmuyorsunuz. Siz rahatsız etmiyor. Bir yarım saat, yani ben günde iki defa çıkartıyorum artık, iki defa işte. Hava koşullarına pek bakmıyorum artık, dışarıya da alıştırdığım için. İki üç defa çıkartıyorum. Şu an kakasını, çişini yaptı. Kakasını da kaldırdık. Zaten kaka kıvamı çok iyi olduğu için yerde herhangi bir iz bile kalmıyor. Şimdi otlara geçiremiyorum arkadaşlar. Öyle de bir durum var. Şimdi etrafta çok fazla kedi köpek canlı var. Ya bunların da biliyorsunuz hastalık da olabiliyor. Otların arasında basıyor. Ondan sonra yemeye çalışıyor. Daha tam anlamıyla bilmediği için. Bu yüzden sıkıntı oluyor bizim için. O yüzden otlara bırakamıyorum. Bir de otlara girdikten sonra aşırı bir kaşıntı başlıyor. Benim tahminimce yani ota, çimlere ve toza karşı bir alerjisi var galiba. Fazla bastıramıyorum. Yani eskiden sürekli çimlere kakasını yaptırıyordum ilk zamanlar. Şimdi olmuyor. Gel buraya. Hey. Ne oldu kızım? Otur bakalım. Aferin kızıma. Ne yapıyorsun? Gel bakalım, gel. Dışarıya alıştırmaya başladık. Bugün beni hiç yormadı. Direkt çıkarttım. 15 dakika, 20 dakika içerisinde kaka çiş olayı bitti. Şimdi direkt eve çıkartmıyorsunuz arkadaşlar. Dışarı yaptıktan sonra direkt eve çıkartırsanız bir süre sonra şöyle düşünebilir. Çünkü bu, yani anlıyorlar ciddi anlamda. İşte ben kakamı şişimi yaptım dışarı. Beni hemen eve götürdü. Ben daha oynayacaktım gibisinden. Düşünce olabiliyor. O yüzden bir 15 dakika verin ona. Oynasın. Enerjisini tam anlamıyla en azından atmaya çalışsın. Dur. Çık, çık, çık geri. Çık geri. Hayır. Geri çık. Yürü. Anlamıyla atsın enerjisini. Gel bakalım. Yani durumumuz bu şekilde. Tam anlamıyla dışarıya da alıştırdık mı? Tutmaya da başladım mı çişini, kakasını? O konuyu da çözmüş olacağız. Bizim için de rahat olacak. Onun için de rahat olur. Bir sabah, bir akşam, günde iki defa. Ha, saatleri tamamen kendinize göre ayarlarsınız. Ya mesela sabah işe gideceksiniz. 9'da misal veriyorum. 7'de yemeğini yedirip hemen yarım saat içinde dışarısı çıkarıp getirebilirsiniz. 7.30'u bulur. Akşam da işten geldikten sonra saat 7, 7.30 gibi yemeğini verdikten sonra, hayır. 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 Geç. Kakaya dışarı çıkartabilirsiniz. Şuna bak, şuna, şuna. Şuna bak, şuna. İşi gücü oyun oynamak. Hey.
Bak orada bir şey bulmuş. Çık buradan. Çocuklar falan çok sakız falan atıyorlar. Onlara direkt şey yapmaya çalışıyor. Gel. Gel bakayım buraya. Saatleri de kendinize göre ayarlarsınız dediğim gibi. Dışarıya alıştırırken herhangi bir sıkıntı olmaz. Yani o köpek bilecektir hangi saatte ne yapacağını, hangi saatte yemek yiyip tuvalete çıkacağını. Tutmaya başlayacaktır dışarı çıkmak için. Bakalım, biz şu an yolun biraz başındayız. Ben bir haftaya kadar çözebileceğimi düşünüyorum bu işi. Çözerim yani bir haftaya kadar. Durumumuz bu şekilde arkadaşlar. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım. Abone olarak daha fazla gelişelim. Sağ alt köşede abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Herkese iyi seyirler diliyorum.